Kanal Urfa ekranlarından herkese iyi akşamlar diliyoruz değerli izleyenler. Bir gündem özel programıyla daha karşınızdayız. Partiler ve adaylar seçim çalışmalarını yürütürken bizler de stüdyoda konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün ise stüdyomuzda AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sezai Canbek var. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız Sezai Bey? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz bizler de. Sizin bir yoğunluğunuz var tabii ki. Bizlerin de aynı şekilde seçimden ötürü bir yoğunluğumuz oluyor. Öncelikle bizler sizi tanıyoruz aslında ama ekranı başında izleyen vatandaşlarımızdan tanımayanlar olabilir. Sizleri tanıyalım. Sezai Canbek kimdir? Fatma Hanım, Sezai Canbek 1990 yılında Şanlıurfa ilinin Karaköprü ilçesinde dünyaya gelmiş. 5 çocuklu bir ailenin en büyük erkek çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Lise ve orta eğitimini Şanlıurfa ilinde Karaköprü ilçesinde tamamlamış. Üniversite eğitimini hukuk fakültesinde tamamlayıp yine 2014 yılında Şanlıurfa iline gelerek özel ofisini açarak özel avukatlık yapmaya devam etmektedir. Sezai Canbek şu anda Şanlıurfa'da Şanlıurfa Barosu'na kayıtlı olarak aktif olarak avukatlık yapmakta. Evli ve iki çocuk babasıdır. Bu şekilde. Çok güzel. Teşekkür ederim. Sizi kısa bir şekilde tanıdık ama aslında siyasete ve AK Parti'ye katılım süreciniz de merak ediliyor. Siyasete nasıl girdiniz, nasıl başladınız? Şöyle, aslında biz siyasete aslında babamızla beraber başladık. Babamız tabii. Biz babamızın yanında, köy odasında, cemaatin içerisinde, aile ortamında sürekli böyle bir siyaset konuşulduğu için, sürekli böyle bir siyasetle ilişkili konular konuşulduğu için günden güne merakımız gelişti. Tabii bizim aile büyüklerimiz de siyasete AK Parti'nin kanalında, AK Parti'nin safında yer alarak davamızın lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davasını davası bilerek onun bayrağını daha yukarıya taşımak anlamında mücadele verdiler. Biz de onlardan gördük ve bu emeğin aslında basit bir şey olmadığını, bu uğurda bir ömrün harcandığını, bu sebeple bizim de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüküne bir sırt vermek, bir omuz vermek zorunda kendimizi hissetmemizden kaynaklı olarak siyasete girmek zorunda kendimizi hissettik. Ve bu anlamda Allah'a çok şükür bir dönem gençlik kolları, iki dönem ana kademe olmak üzere yaklaşık olarak 12 yıla yakın bir süredir AK Parti'nin içerisinde aktif bir şekilde görev almaktayım. Gençlik kollarında halkla ilişkiler birim başkanlığında görev yaptım. Ana kademeye yaş haddinden geçince seçim işleri birim başkanlığını bir dönem yaptım. Sonra ilçe başkanı değişince yeni gelen ilçe başkanı benim ilçedeki seçim işleri birim başkanlığındaki kabiliyetimi, becerimi, işleri çekip çevirebildiğimi fark edince aktif olarak göreve benim devam etmemi talep etti. Biz de kabul ettik. Davamızın hukuk işleriyle, seçim işleriyle alakalı bütün yükünü yüklenmeye çalıştık. Akabinde de ilçe başkanlığımızın, ilçe başkanlığının boşalmasından sonra genel merkezimizin takdiriyle, il başkanımızın da tavsiyeleriyle bizi Karaköprü ilçesinde AK Parti ilçe başkanı olarak göreve getirdiler. Biz de bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Aslında teşkilata bu kadar bağlı olmasının sebebi biraz da gençlikten gelme, gençlik kullarından gelme, önceden içine girme de geliyor aslında. Buna baktığınız zaman Metin Baydilli'nin de bu şekilde geldiğini biliyoruz. Şöyle, aslında Metin Baydilli'nin de geldiği yerden geliyoruz. Evet. Metin Baydilli de, Sezai Canbek de bugün AK Parti'nin bir akademi olduğunun aslında bir ispatıdır. Biz siyasete AK Parti'nin akademisi dediğimiz siyaset akademilerinden öğrendik ve kendimizi günden güne geliştirip buralara kadar geldik. Ve ben şöyle söyleyeyim, sadece Metin Bey ya da Sezai Canbek değil, bugün Halliye Belediye Başkanımız da gençlik kollarından gelmektedir. Bugün Halliye İlçe Başkanımız da yine aynı şekilde gençlik kollarından gelmektedir. AK Parti aslında kendi siyasetini geliştirmek adına kendi topçusunu yetiştiriyor, kendi siyasetçisini yetiştiriyor diyebilirim. Bu anlamda. Bir okul gibi aslında. Tabii. Akademi diyorum ya. Akademide yetiştiriyor, geliştiriyor. Hazır hissettiği zaman görev veriyor. Saha senin, çık, rüştünü ispatla diyor. Bugün Sezai Canbek'e verdiği görev budur aslında. Siz aslında bu konuda gençlere de biraz örnek oluyorsunuz. Hani gençler biraz şu an siyasete çok yatkın değil ama bu işte çocukluktan gelme ya da gençlikten gelme dediğimiz mesele bu. Buradan siz gençlere bunu öneriyor musunuz, tavsiye ediyor musunuz? Şöyle, insan doğası gereği bir amaca hizmet etmek zorunda hissediyor kendisini.
Eğer bir amacın yoksa bir yere varamazsın. Biz insanlara faydalı olmanın ne kadar faziletli bir davranış olduğunu bildiğimiz için bu anlamda gençlerimizi kendilerini daha iyi yetiştirebilmek, topluma faydası olabilmesi için kendisine değer katabilmek anlamında bu akademilere davet ediyoruz. Kendi teşkilatlarımızda görev veriyoruz. Bugün biraz önce demiştim ya, AK Parti bir akademi. Evet. Bu akademide de kendisini geliştirmek isteyenlere partimiz fırsat veriyor. Bugün en basiti ortada, bizim meclis üyesi aday arkadaşlarımızdan, mesela bizim gençlik kollarımızdan Furkan Kolsuzoğlu, yaşı genç olmasına rağmen önceki dönemde de yine aynı şekilde Ramazan Şerif Uma arkadaşımızı mecliste görevlendirdik. Gençleri temsil noktasında. Bugün de Furkan Kolsuzoğlu'nu Karaköprü gibi bir yerde, yani Şanlıurfa'nın gelişmekte olan en güzel ilçesi olan Karaköprü'de meclis üyesi olarak görevlendirerek gençlerin sesi olmasına, gençlere örnek olması adına bu anlamda kendisine görevler verdik. İnşallah yeni dönemde Rabbim nasip edecek ve onu Karaköprü Meclisi'nde göreceğiz inşallah hep birlikte. İnşallah hayırlısı olsun i̇nşallah, diyelim. İnşallah, teşekkür ederim. Biraz da teşkilat dışında aslında seçimlere yönelmek istiyorum sorumla. Önümüzde zorlu bir 31 Mart seçimi var bildiğiniz üzere. AK evet. Parti Karaköprü olarak çalışmalarınız nasıl gidiyor? Şöyle söyleyeyim size. AK Parti Karaköprü anlamında bize yüklenen sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğun gereğini yerine getirebilmek adına gecemizi gündüzümüze kattık, dişimizi tırnağımıza kattık. Kendimizi, ilçemizi, belediye başkanımızı, ne büyükşehir belediye başkanımıza, ne il başkanımıza, ne de reisi cumhura, yani davamızın dava adamı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mahcup etmemek adına günün tamamını bu işe ayırıyoruz. Şöyle ki ben bu konuyla alakalı birkaç nüansa temas etmek istiyorum. Sabah 6.30'da uyanıyorum. Sabah namazımı kılıyorum. Namazdan hemen sonra o gün yapacağımız çalışmaların bir özetini önüme çıkarıyorum. Hangi mahalleye girilmemiş, kiminle temas kurulmamış, hangi kırsal alanımızda problem var, hangi gönüllümüz bizimle biraz böyle kırgınlık yaşıyor. Araştırmasını yaparım, taramasını yaparım. Çalışmalarımı hazırladıktan sonra ailemle kahvaltımı, fırsat varsa tabii, imkan varsa yapıp ilçe başkanlığına geçerim ki dava arkadaşlarım 3 kademenin tamamı. Kadın kolları, gençlik kolları ve meclis üyesi aday arkadaşlarım da saat 9-9.30 gibi ilçede hazır olmak şartıyla orada toplanırız. Belediye başkanımız da aynı şekilde bize iştirak eder ve o gün il başkanlığımızdan SKM'den bizim ilçemizde görevlendirilmiş bir milletvekilimiz varsa onunla beraber, yani yaklaşık olarak 16-17 ekibi biz sahaya çalışmaya çıkarıyoruz ve o ekibin tamamı akşama kadar durmak bilmeksizin, namaz molaları hariç, yemek molası hariç durmuyoruz. Şehrin her sokağında bizim ayak izimiz vardır. Bugün bu kadar net söylüyorum. Karaköprü'de bizim adımımızın girmediği bir tek sokak kalmadı, kalmayacak. Kadın kollarımız bugüne kadar 24.500 haneye çat kapı ziyaret gerçekleştirdi. Aynı şekilde gençlik kollarımız Karaköprü'de iş yerleri bulunan esnaflarımıza broşür dağıtıp onlarla iletişim kurup bir talepleri varsa bize iletmek üzere not almaktalar. Aynı şekilde biz Karaköprü'de aday olmuş olan meclis üyesi 2 adayımızla bir yönetim ve bir gençlik kollarından arkadaşımızı eşleyerek bunları bir takım haline getiriyoruz. Bu takımı da atıyorum. Bugün diyoruz ki sen Diş Hastanesi Caddesi'nde sol taraftaki esnaflarımızı ziyaret edeceksin. Öbürüne diyoruz ki sen Diyarbakır yolundaki esnaflarımızı ziyaret edeceksin. Bir başka ekibimize diyoruz ki sen Maşuk'taki şu ana cadde üzerinde esnafı ziyaret edeceksin. Ve bu ziyaretler esnasında biz onlardan talepler istiyoruz. Nasıl? Diyoruz ki vatandaşla bir temas kurun. Talebi ne? Mahallesinde neyi eksik? Bir ihtiyacı var mı? Ya da belediye başkanından bir talebi var mı? İlçe başkanlığımızdan bir talebi var mı? Bu talepleri alıyoruz. Bildiğiniz Excel üzerinden bunları düzenliyoruz. Ve ilgili birim müdürlerimize gönderiyoruz. Bunların anında yerine getirilmesini takip ediyoruz. Yapılmadığı zaman tekrar teyit edip niye yapılmadığını soruyoruz. Aslında bu çalışmalarımız bu şekilde. Sadece sizden oy istemiyoruzun kanıtı aslında. Tabii ki biz halkımızın derdine derman olmaya, onların problemini çözmeye adayız. Sadece kalkıp oyunuzu istiyoruz deyip seçimden seçime giden vatandaş bundan muzdarip başka aslında. Partiler gibi değil. Bizim en büyük ilkemiz, biz sürekli halkın içindeyiz.
AK Parti'yi AK Parti yapan, AK Parti'yi yıllardır iktidar yapan bu şuurdur. Biz hep ulaşılabilir olduk. Hep telefonlarına bir tıkta ulaşılabilecek kişiler olduk. Bugün belediye başkanımızdan tutun, bugün milletvekilimizden tutun, bugün il başkanımızdan tutun, bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin'den tutun. Tek bir telefon ile kendisine ulaşıp derdimizi anlatabilecek kadar yakınız. Bizim AK Parti olmamızın, 22 yıldır iktidarda olmamızın en büyük sebebi bizim halkın ta kendisi olmamız ve halkla iletişimimizin sürekli canlı olmasıdır. Bu yüzden de diyorsunuz ki aslında oylar bir şekilde biz istemesek de geliyor. Hayır, istemesek de değil. Biz talibiz, biz istiyoruz. Onu demek istemiyorum. Aslında evet, o için çıkmıyorsunuz. Tabii ki. Oyuna. Biz İlk hizmet etmek için çıkıyoruz. Daha sonra, tabii. Evet. Biz hizmet etmek için çıkıyoruz. Hizmete talibiz. Diyoruz ki bu işi en iyi biz yaparız. Evet. Bugüne kadar nasıl yaptıysak, belediyecilik AK Parti'nin işidir, belediyecilik gönül işidir dediysek, aynı şekilde biz gönül işi belediye işidir, belediye işi gönül işidir diyerek gönüllere girmeye çalışıyoruz. İnsanların sadece taleplerini de almıyoruz aslında. Onların ellerini sıkıyoruz, onlara sarılıyoruz, onların taziyesinde bulunuyoruz. İyi gününde, kötü gününde, acısında, üzüntüsünde sürekli ben seninleyim diyoruz. Bizi partimiz bunu yaptığı için bugün iktidarda. İşte bu noktada aslında şeyi söylüyorum. Oy vermeyen, yani seçimden sonra oy vermeyenlere de aynı şekilde davranış devam biz ediyor. Biz aslında şöyle söyleyeyim. Bizim seçmen kitlemiz diye bir şeyimiz yok. Evet. Hepsi bizim seçmenimiz olabilir. Belki biz onun frekansına giremedik. Belki biz onu ikna edemedik. Belki biz onun gibi düşünemedik. Ama diyoruz ki bizim vatandaşımızdır. Hizmetin en güzeline, hizmetin en kalitesine layıktır. Ve biz onun emrinde ne talep ediyorsa baş göz üstüne deyip hizmetindeyiz. Şöyle devam edelim başkanım. Seçim çalışmaları kapsamında nasıl bir program izliyorsunuz? Seçmene nasıl ulaşıyorsunuz bu konuda? Ve ulaştığınız seçmenlerde duyduğunuz ilk üç önemli sorun neydi sizin? Şimdi şöyle, biz biraz önce cümlelerimde aslında güne nasıl başlıyoruz, evet, da evet, şey yaptığımızda ben dile getirmiştim ya. 6.30 gibi uyandığımda ben ön hazırlığımı yapıyorum aslında. Aslında biz sürekli sahada olduğumuz için bölgelerin böyle problemlerini biliyoruz. Ama ne oluyor? Arada böyle bir değişkenlik oluyor. Arada bir farklı bir girişim, farklı bir çalışma oluyor. Onun problemlerini aşmamız gerekiyor. Onu aşmak için saha çalışmalarında onun karşımıza çıktığını görüyoruz. Mesela biz biraz önce söylediğim gibi 16-17 ekibi saha çıkardığımızda aslında hangi bölgede hangi talebin geleceğini biliyoruz. Bugün Seyrantepe bölgesinde mesela bir çalışma yaptığımız zaman orada bize mesela en çok şey problemlerinden biri geliyor. Birincisi pazar yeri. Biz pazar yerini Seyrantepe'ye aslında kazandırdık. Evet. Ama yetmiyor. Çünkü Seyrantepe sürekli gelişen, hızlı bir şekilde, evet, büyüyen bir bölgemiz. Ve bu hızlı büyümenin karşısında siz en az onun kadar hızlı yatırım yapmanız gerekiyor ki yetişebilirsiniz. Bu anlamda biz talepleri biliyoruz. Halkımızın en çok karşımıza çıkarttığı taleplerinden birini de ben şöyle söyleyeyim size. Şu an Karaköprü Diyarbakır istikameti üzerinde yapılan dalgeç çalışmasıyla, evet, alakalı halkımızdan bu aralar en çok bir problem duyuyoruz. Yalnız bu problemin bizimle alakası aslında şöyle yok. Ulaştırma Bakanlığı karayolları bünyesinde bu dalgeci yapmaya başlamış. Bu dalgeç aslında projesi bundan 6 ay önce hazırdı. Bu projenin gecikmesinin sebebi Karaköprü mezarlığı dediğimiz, evet, Karaköprülü'le bizim seçmenimizin ailelerinin, büyüklerinin defin yapıldığı yerler olan bu mezarlıkta bir onay süreci vardı galiba. İnsanlar o mezarlığın kaldırılmasına rıza göstermediler. Bizim değerlerimiz burada, biz onların bedenlerinin rahatsız edilmesini istemiyoruz dediler. Karşı çıktılar. Bu anlamda Karaköprü halkı da bir bütün olunca biz halka rağmen bir şey yapmak istemedik. Onları ikna etmek için çok uğraştık. Yeni mezarlıktan kendilerine yer verilmesi talebinde bulunduk. Kabul etmediler. Kendilerinin mezarlıklarının işte atıyorum yeni mezarlığın içinde ayrı bir yer olarak verilmesini, evet, talep ettik. Kabul etmediler. Ancak biz Karaköprü'de bir yer isteriz. Bize Karaköprü'de bir yer verirseniz biz kabul ederiz dediler. O anlamda biz Güllübağ'da kendilerine bir mezarlık alanı tahsis ettik. Ancak o şekilde kaldırabildik. Büyükşehir Karayollarına, Ulaştırma Bakanlığı'na yer temini yapıp, yer tahsisi yapıp o projeyi, zemini teslim etmediği için çalışma başlamadı. Çalışma başlamadığı için de gecikme oldu. Ama şuradan ekranları başında bizi izleyen seyircilerimize şunu aktarayım. Geçenlerde Ulaştırma Bakanımız Şanlıurfa'ya gelmişti.
Ben ve Metin Bey bu anlamda kendisinden özellikle ricada bulunduk. Çok sıkıştırdık. Halkımızın bu anlamda mağdur olduğunu, Ramazan ayının geldiğini, insanların trafikte bu anlamda biraz böyle rahatlaması adına hızlandırılmasını talep ettik. Bizim sağ olsun bakanımız bizi kırmadı. Dedi ki biz Ramazan'dan öncesinde inşallah yaklaşık bir 15-20 gün içerisinde dedi biz yan yolların bir geliş bir gidiş olacak şekilde vereceğiz. Bu gidişler inşallah o trafiğin aksaklığını da giderecek ve akışkan hale getirecek inşallah. Bunun dışında herhangi sorunla karşılaşıyor musunuz? Yani muhakkak ki yani sorun bitmez aslında. İnsanların da talebi bitmez bu noktada. Şöyle şimdi ben o zaman böyle bölüm bölüm söyleyeyim ki tabii. Diğer arkadaşlarımıza şey yapılmasın. Şimdi bizimle alakalı en çok taleplerinden biri Karaköprü'deki hanımefendiler, ablalarımız, bacılarımız, kardeşlerimiz bizden kadınlara özel bir kültür evi istiyor. Evet. Diyor ki biz gidip rahatça spor yapabileceğimiz, yürüyüş, egzersiz yapabileceğimiz, bir araya gelip çay, kahve içip sohbet edebileceğimiz, dışarıdan birilerinin böyle gelip bizi rahatsız etmeyeceği kültür merkezlerini istiyoruz dedi. Bu anlamda da biz kadınlarımızla alakalı Doğukent mahallemizde 6000 metrekare alan üzerine inşa edilecek bir Karaköprü Kadın Kültür Evi inşa etmeyi planlıyoruz. İnşallah yeni dönemde bunu halkımıza kazandırıp Karaköprülü hanımefendilerin hizmetine sunacağız. Bu bir. İkincisi gençlerimizle alakalı bu yönde bir talep var. Gençlerimiz diyor ki biz spor yapabileceğimiz, biz yüzebileceğimiz, yaz aylarının Şanlıurfa'da tabii ne kadar size sıcak olduğunu biliyorsunuz. Çok aşırı bir talep var ve diyor ki biz bu anlamda havuzlar istiyoruz. Biz de bu çağrıya karşılıksız kalmadık. Biraz önce de dediğim gibi AK Parti halkın kendisi olduğu için, problemin ne olduğunu bildiği için, talebin ne olduğunu bildiği için hemen projelerimizin arasına bunu koyduk. Ve hayırlısıyla yeni dönemde Maşuk bölgemizde, Seyrantepe bölgemizde gençlerin tamamına hitap edecek tam olimpik, tam böyle düzenli, teşekküllü yüzme kurslarının olduğu, yüzme eğitimlerinin verildiği, bu anlamda profesyonel yarışların düzenlenebildiği bir havuz kompleksi yapmayı planlıyoruz. Rabbim nasip ederse inşallah bunu da Karaköprü'müze kazandırdığımızda şehrin en güzel projelerinden biri olacak. Gençlere de bunun müjdesini vermiş oldunuz aslında. İnşallah. Kadınlardan az önce bahsettiniz. Karaköprü'de bildiğiniz üzere birçok da çalışan kadın var aslında. Evet. Memur kesimin olduğu da bir bölge. Evet. Çalışan anneler için özellikle çocuklarını bırakma gibi durumları çok zor oluyor bir yerlere. Tabii. Onlar için herhangi bir proje var mı Karaköprü'de? Aslında çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Karaköprü'nün seçmeninin büyük bir kesimi anne babanın çalıştığı memur evet. ailelerden oluşuyor. Biz bunun farkındayız. Memur ailelerin de bu anlamda en büyük problemlerinden biri şu. Ben işe giderken benim çocuğuma kim bakacak? Evet. Kimisi annesini getirmek zorunda kalıyor, kimisi kardeşini getirmek zorunda kalıyor. Çocuğunu güvenebileceği böyle bu anlamda kreşlerin eksikliğinden şikayet ediyor. Olanların da fiyatlarından dolayı bir evet. mağduriyet yaşadıklarını beyan ediyorlar. Biraz önce de dediğim gibi biz halkın emrindeyiz. Halk ne isterse, halk bizden neyi rica ederse, bize neyi emrederse biz onu yerine getirmek üzere onların emrindeyiz. Kalktık bu talebin karşısında projelerimiz arasında Karaköprü'ye kreş yapma. Belediye bu anlamda eğitim almış, okul öncesi eğitimi almış. Bu anlamda tam donanımlı, teşekküllü böyle kompleksler kuracağız. Bu komplekslerde en çok memur ailelerin olduğu bölgelerde. Atıyorum bugün Maşuk Seyrantepe bölgemizin %70'ine yakını memur aileler. Evet. Oraya bir tane yapmamız şart. Oraya yapmayı düşünüyoruz bir. Aynı şekilde Şanlıurfa'nın Atakent mahallesinin orasında. Yani kilit noktalara bu anlamda ailelerin gönül rahatlığıyla çocuğunu bırakıp gönül rahatlığıyla gelip çocuğuyla zaman geçirebileceği kreşler yapmayı planlıyoruz. Rabbim nasip ederse inşallah yeni dönemde Karaköprü'de ikamet eden memur ailelerimize bu anlamda bu müjdeyi vermiş olayım sizin aracılığınızla. Çok da güzel bir müjde oldu. Umarım hayata İnşallah. Geçer. İnşallah. Şöyle devam edelim başkanım. Şu ana kadar çalışmalar dahilinde seçmenlere ulaşılabildi mi? Günde en az kaç seçmene ulaşabiliyorsunuz? Aslında bu rakamlar da önemli. Birebir temas mı kuruyorsunuz? Toplantılar mı yapıyorsunuz? Az önce dediniz kapı kapı da dolaşıyoruz. Bu konudaki çalışmalar. Şöyle aslında ben... Şöyle bir sayı veremiyorum aslında. Hı hı. Net olarak işte atıyorum günlük
20 bin insana ulaştık, 10 bin insana ulaştık tarzında bir rakam vermemiz mümkün değil. Ancak biraz önce de telaffuz ettiğim gibi kadın kollarımız 10 Şubat'tan bu yana 24.500 tane çat kapı ev ziyareti gerçekleştirmiş. Neredeyse 150 saat. Tabii. Aynı şekilde bizim gençlik kollarımız Şanlıurfa ilinin Karaköprü ilçesinde bulunan esnafların tamamını biz meclis üyeleri ve yönetim kurulu olan arkadaşlarla gezdiğimiz dönemde de fark ediyoruz ki biz nereye gittiğimizde bizim broşürlerimizi bırakmışlar. İşte bizi gördükleri an buyurun çayımız hazır, bir çayımızı için dedikleri zaman bakıyoruz ki masanın köşesinde aslında bizim broşürümüz var. Bizim broşürümüzü bırakan gençlerimiz aslında Karaköprü'nün tamamını taramasını yapıyorlar. Yani bunu bugün işte 10 bin ev gezdim, 5 bin ev gezdim tarzında bir rakamlamak belki tabii mümkün değil. Ama aşırı bir çalışmamız var. Biraz önce de söylediğim gibi kadınlarımız çat kapı, gençlerimiz esnafa broşür dağıtımı. Biz de meclis üyesi aday arkadaşlarımız ve yönetimdeki arkadaşlarımızla 16-17 grup oluşturacak şekilde her bir sokağa, her bir caddeye, her bir esnafa böyle gidip selam aleyküm, aleyküm selam, kardeşim AK Parti'den geliyorum, bir emrin, bir isteğin var mı? Biz senin emrini, talebini dinlemeye geldik deyip bu şekilde ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretlerimizi akşama kadar sürdürüyoruz. Dediğim gibi namaz arası ve yemek molalarımızın dışında günün hemen hemen her saatini biz sahada geçiriyoruz. Akşam saat 7 gibi ev ziyaretlerimiz başlıyor. Evet. Belediye başkanımızla halkımız talep ettiği için bir araya getiriyoruz. Ev toplantılarımız da şenlik havasında. Görmeniz gerekiyor. Miting havasında biraz da gerçekleşiyor. Aynen, aynen. Çünkü talep çok fazla. Belediye başkan adayımız seviliyor, partimiz seviliyor, davamız seviliyor. Bu anlamda biz bizden önce bu davaya emek verip ekmiş olan bütün teşkilatçı arkadaşlarımın tamamına emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum sizin aracılığınızla da. Bu ev ziyaretlerinde çok şükür halkımızın tercihinin ne kadar partimize karşı yüksek olduğunu da görüyoruz. Bu anlamda akşamları yaklaşık 4-5 tane ev ziyareti gerçekleştiriyoruz. Ondan sonra da seçim büromuzu ziyaret ediyoruz. Oradan bizimle iletişim kurmak isteyen halkımızla bir araya geliyoruz ve onların taleplerini alıyoruz. Bir nevi orası da bizim seçim irtibat büromuz oluyor. Talep ve ihtiyaç kabul noktamız oluyor. Bu noktada benim de zaten bir sorum olacaktı aslında. Seçime kadar tamamen Karaköprü'nün hepsini gezebilir miyiz, diyebilir miyiz bilmiyorum. Herkese ulaşma şansımız olur mu onu da bilmiyorum. Size özellikle ulaşmak isteyen hem teşkilata hem belediye başkanına bu süreçte, bu seçim sürecinde ya gelip benim bir derdim var size anlatmak istiyorum diyenler ne yapmalı? Şöyle, bizim AK Parti'mizin kapısı 24 saat kapanmaz. Evet. Bugün ben şu an yanındayım. Arkadaşlarımız partiye gidip kapıyı çalabilirler. Kapıyı illaki biri açar. Buyurun ben buradayım. Bir emriniz varsa ben ileteyim. Nöbetçi arkadaşımız günlük vardır. Biz partide nöbetçi arkadaş bırakıp o şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Temsilcilerimiz bulunmakta. Ben avukat Sezai Canbek olarak göreve gelmemden yaklaşık 15-20 yıl öncesinden bu yana telefon numaram aynı telefon. Değişmedim. Her zaman ulaşılabilir oldum. Telefon numaramı da buradan ekrandan paylaşabilirim. Şahıslar istediği dakika bana telefonumdan da ulaşabilir. Karaköprü İlçe Seçim Büromuzdan da ulaşabilir. Karaköprü Seçim İrtibat Büromuz Diyarbakır yolu üzerinde olan büromuzdan da bana ulaşabilirler aynı şekilde. Bu seçim sürecinde de sonrasında da her türlü tabii diyorsunuz tabii ki kapımız açık. Biz her zaman halkımızla iç içe olmaya devam edeceğiz. Bizim için bu bir ömür sürecek bir sevda. Seçimden seçime değil, gerekirse ömürden ömüre. İnşallah. İnşallah. Başkanım, bu noktada bir de vatandaşların sizlere karşı, yani hem partinize karşı hem belediye başkan adayınız şu anda başkan mevcut olan Metin Baydeli'ye karşı teveccüh nasıl? Siz birebir bu diyalog içindesiniz çünkü. Şöyle, Metin Başkan'la biraz önce de söylediğim gibi bizim hukukumuz eskiye dayanıyor. Evet. Kendisi ilde gençlik kollarında görev yaparken ben Karaköprü'de görev yapıyordum. Kendisi Karaköprü'de meclis üyesi olduğu dönemde ben yönetim kurulu üyesi oldum. Yani bizim aslında yollarımız sürekli yan yanaydı. Birbirimizle bir el uzatacak kadar yakındık. Bunun fotoğrafları da sosyal medyada var zaten. Evet. Sosyal medyada paylaşılmıştı, bilmiyorum gördünüz mü? Bu anlamda biz Metin Başkan'ı zaten bugün değil, eskiden beri biliriz. Karaköprü'ye aşık biri. Karaköprü için elinden geleni ardına koymayan biri. Seçim çalışmalarımızda da gördüğümüz üzere kendisine karşı çok büyük bir teveccüh var. Kendisi çok seviliyor. Bu anlamda ulaşılabilir olduğu için de insanların bu yönde memnuniyeti çok yüksek. Ve şunu size söyleyeyim. Yani ben Metin Başkan'ın çalışma sistemini
aslında bir başka partide görmüyorum. Niye biliyor musunuz? Ya kendisine bir problem iletildiği zaman not alayım sonra hallederiz tarzında, o tarzda bir düşüncesi yok. Diyorsunuz ki işte şöyle bir problem var, bir dakika diyor, hemen arıyor ilgili müdürü. Benim şu vatandaşımın şöyle bir problemi var. Bunu niye yapmıyorsunuz gerekçesine? Ya işte atıyorum efendim bizim görev alanımız değil. O zaman diyor vatandaş mağdur olmasın. Bizim görev alanımız değilse bile siz yapın. Bu anlamda biz Büyükşehir Belediye'mizle de çok uyumlu çalıştığımız için hani Büyükşehir Belediyesi'nin işidir, yok Karaköprü Belediyesi'nin işidir demiyoruz. Dikkat ederseniz ilçe belediyeleriyle Büyükşehir Belediyelerinin uyumsuz çalıştığı bölgelerde evet, problem olmakta. Evet. Uyumsuz belediyeler büyüyememekte, gelişememekte. Biz bu sebeple de Karaköprülü halkımıza diyoruz ki iktidardan, Büyükşehir Belediyesi'nden ve teşkilattan kopmamak lazım. Niye? Bir bütün halinde, bir uyum içerisinde çalışırsanız daha çok verimli olur. Birlikte bereket vardır inşallah. Dediğiniz gibi aslında sosyal medyadan da görebiliyoruz bunu. Sizin ve Metin Baydil'in sürekli beraber çalışmalara katılmanız, sürekli yan yana olmanız aslında bu da vatandaşa bir güç veriyor bu konuda. Evet. Siz nasıl görüyorsunuz uyumunuzu başkanla? Şöyle söyleyeyim size, Metin Başkan'la bizim uyumumuz aslında ikimiz de birbirimizden geçirdiğimiz zamanı kendi ailelerimizle geçirmiyoruz. Evet. Günü yani gözümüzü birbirimizin yanında açıyoruz. En son uyurken şöyle söyleyeyim size, gece 2'de çok konuşmuşluğumuz var. Sabah 7'de bugün nereye giriyoruz, bugün hangi bölgedeyiz tarzında ya da mesaj atıyor. Şu sahada, şurada işte daha önce giden ekibin aldığı bir talep vardı. Onu yaptım, haberiniz olsun. Şu numaradan şahsı arayın, işlemi gerçekleşmiş tarzında. Yani gün içerisinde şöyle diyebilirim size, iki çok yakın arkadaştan daha fazla iletişim halindeyiz. Ve sürekli birbirimizde böyle bir onun yükünü alayım. O benim yükümü almaya çalışıyor, ben onun yükünü almaya çalışıyorum. Ki bu süreçte bunu yapmasak bu işi yürütemeyiz. Evet. Bu anlamda biz inşallah bize emanet edilmiş olan belediye başkanımızı Karaköprü'ye tekrar belediye başkanı yapacağız. Ve il başkanımıza, genel başkanımıza inşallah mahcup olmayacağız. Hayırlısıyla diyelim. İnşallah. Başkanım bu noktada aslında ilçe dışında Büyükşehir'le de bir çalışmalarınız oluyor muhakkak. Büyükşehir Belediyesi'yle çalışmalarınız nasıl gidiyor? Büyükşehir'e de destek veriyor musunuz? Şöyle, şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin aslında... vatandaşın bakış açısını bilmiyorum ama biz kendisini takım kaptanı olarak görüyoruz. Evet. Takım kaptanı eğer güçlü olursa, sahada varlığını gösterirse bu anlamda biz inanıyoruz ki takımın tamamı güçlenecek. Eğer takım kaptanımızı güçlendirmezsek takımın tamamı zayıflayacak. Bu sebepledir ki biz her çalışmamızda, dağıttığımız her broşürde Büyükşehir Belediyesi'nin de bir broşürünü dağıtıyoruz. Metin Başkan'ın her bir evrağında Zeynel Başkan'ın da bir evrağını dağıtıyoruz. Zeynel Başkan'ı kesinlikle ama kesinlikle yalnız bırakmıyoruz. Sahada var gücümüzle, teşkilatımızla, ana kademimizle, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, meclis üyesi aday arkadaşlarımızla, mahalle temsilcilerimizle bu anlamda sahanın her yerinde ismini andırıyoruz ve sahanın her yerinde onun varlığını hissettiriyoruz. Bu konuda da destek veriyoruz tabii, diyorsunuz. Tabii. Biz inşallah şehrimizin tamamını Cumhurbaşkanı'na karşı mahcup etmeyeceğiz. Bu anlamda gayret gösteriyoruz. Bu anlamda da halkımızdan dua ve destek istiyoruz inşallah. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Bekir Bozdağ da seçim başlamadan önce sahadaydı. Geldi sizlerle beraber, o da çalışıyor. Evet. Sürekli açılışlarda. Onunla nasıl çalışmalarınız? Şöyle söyleyeyim size, Bekir Bozdağ gerçekten tam bir beyefendi. Bekir Bozdağ başkan vekilimiz, meclis başkan vekilimiz bizimle uyumu o kadar önemsiyor ki teşkilatın belediye meclis üyeleriyle, il başkanının büyükşehir belediye başkanıyla, ilçe başkanının ilçe belediye başkanıyla uyumunu sürekli gözetip ikisinin birbiriyle çalışmasını kolaylaştırmaya çalışıyor. Şöyle ki biraz önce cümlelerimde hatırlıyorsanız şöyle bir cümle kurdum. Belediyeler merkezi iktidardan uzaklaştığı zaman hizmetinde ister istemez bir düşüş olur. Evet. Çünkü biz açık ve net söyleyelim. Ulaştırma Bakanımız geldiği zaman kendisine bu Karaköprü'deki dal geçin hızlandırılması noktasında, ricada bulunma noktasında bakanımızdan destek aldık. İletilmesini istedik. Bakanım böyle bir talebimiz var. Hay hay dedi, ben sizi bir araya getireyim, bu konuyu hemen çözelim.
hızlı bir şekilde reaksiyon gösterilsin. Gerekirse iş yükü arttırılsın. Oradaki görevli arkadaşların sayısı arttırılsın. Gerekirse 2 vardiya çalışıyorsa 3 vardiya çalışılsın. Ama bu arkadaşlarımız Ramazan'dan önce bu trafik sıkıntısından bir an önce kurtulsun deyip aslında partimizin tamamını uyum içinde bir arada tutmaya çalışan bizim ağabeyimizdir. Bizim davamızın, reisimizin yol arkadaşıdır. Bizim de ağabeyimizdir, başımızın tacıdır. Çok güzel. Onun Şanlıurfa'ya karşı da çok derin bir muhabbeti evet. var. Onu da iletmek istiyorum bu arada. Tabii ki. Şöyle devam edelim. Seçim günü için en önemli noktada işte 31 Mart dediğimiz seçim günü. Evet. Sandıklarda nasıl bir yöntem izleyeceksiniz? Sandık başındaki görevleriniz belirlendi mi? Ne süreçte bu durum? Şöyle şimdi sandık görevlileriyle alakalı olarak biz ilçe daha önceden de bahsettiğim gibi ben 2 dönem Karaköprü ilçesinde seçim işleri birim başkanı olmam evet. hasabıyla bu anlamda hukukçu olmak kimliğimiz de biraz kendini baskın gösteriyor. Biz sürelere çok dikkat ediyoruz. Seçim sürecinde ilçe seçim kurulundan gelen belgelerde, gelen tebliğlerde süreler çok kısıtlıdır. Çünkü seçim süreci kısıtlı olduğu için bir gün, iki gün içerisinde evrakları teslim edip, temin edip yerine getirmemiz gerekiyor. Biz bu anlamda ilçe seçim kurulu bizden talep ettiği gün sandıktaki görevli, sandık üyesi arkadaşlarımıza asil ve yedek olacak şekilde bildirin dediği gün 500 tane arkadaşımızın tamamını zaten hazırlamıştık, üstüne çalışmıştık. Kim hangi sandıkta daha etkili olur, kim sandıkta daha böyle sandığın namus olduğunu bilir ve sandığın namusuna sahip çıkmaya çalışır, o inançla, o bilinçle çalışır düşüncesi etrafında toplandık. Ve sandık görevlisi arkadaşlarımızın asil ve yedek listesini ilçe seçim kuruluna teslim ettik ve alındı belgemizi bu anlamda aldık. Allah'ın izniyle bir problemimiz yok. Hem merkez mahallelerimizde hem kırsal mahallelerimizde bu anlamda sandık görevlisi arkadaşlarımızı eksiksiz bir şekilde tamamladık, teslim ettik. Siz de seçim günü herhalde sahada olacaksınız. Okul belki de başkanımızla beraber gezeceksiniz. Şöyle biraz önce de söyledim ya bizim teşkilatçılığımız yeni değil. Belki başkanlığımız yenidir ama evet. Teşkilatçılığımız eski. Ben ilçe seçim kurullarında, il seçim kurullarında seçim geceleri çok sabahladım. Milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, il başkanımızla, ilçe başkanlarımızla bu anlamda çok mücadele verdik. Partimiz için sabahlara kadar ilçe seçim kurullarında, il seçim kurullarında nöbet tuttuk. En son seçim sonuç tutanağının ıslak imzalı örneğini almadan hiçbir zaman seçim kurulundan ayrılmadık. Ki genelde de ben görevli oluyordum. Ben ıslak imzalı seçim sonuç tutanağını almadan ilçe seçim kurulundan ayrılmıyorum. Bu seçimde de Allah'ın izniyle ıslak imzalı seçim sonuç tutanağını almadan ilçe seçim kurulunu terk etmeyeceğim. Ki benim dava arkadaşlarım olan kadın kollarım, gençlik kollarım, ana kademem, meclis üyesi aday arkadaşlarım ve belediye başkanım, il teşkilatımın tamamı bu anlamda benim gösterdiğim gayreti göstereceğinden kesinlikle şüphem yok. Onlar da sabahın ilk ışıklarına kadar da sürse sandıkları terk etmeyeceğiz. Sandıkların başından sonra ilçe seçim kurullarında sayımların sağlıklı bir şekilde yapılıp seçim sonuç tutanağının ıslak imzalı sonucu bize teslim edilinceye kadar görev alanımızı terk etmeyeceğiz. Bir asker edasıyla biz inşallah namusumuza sahip çıkacağız, sandığımıza sahip çıkacağız. Geçmişten gelen de o alışkanlık varsa zaten sağdan da ayrılmazsınız. Evet. Şöyle devam edeyim. Yarın da bir seçim bürosunun açılışı olacak Bekir evet. Bozdağ'la beraber. Evet. Şu anki seçim büroları ne durumda? Yarınki açılış nasıl olacak? Ondan ilgili bir bilgi şöyle, alalım. Şöyle şimdi siz söylemeniz iyi oldu. Ben yayının sonlarına doğru bunu beyan etmeyi düşünüyordum. Evet. Yarın saat 17'de Atakent Mahallesi'nde Diyarbakır yolu üzerinde bizim seçim irtibat büromuzun açılışı var. TBMM Başkan Vekilimiz Sayın Bekir Bozdağ Bey'in ve ilçe belediye başkanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da katılımıyla görkemli bir açılışımız olacak. Sizin aracılığınızla da halkımızın tamamını bu açılışımıza davet ediyorum. Kendileri gelirlerse bize şeref verirler. Bu anlamda kendilerini ağırlamaktan şeref duyarız. Aynı şekilde ayın 9'unda da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep evet. Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'ya teşrif edecekler. Biz Cumhurbaşkanımızın yapacağı mitingin Nova'dan oradaki miting alanında saat 13'te Cumhurbaşkanımızı izlemeye, Cumhurbaşkanımıza destek vermeye bütün halkımızı davet ediyoruz sizin aracılığınızla. Rabbim hepsinden razı olsun. Cumhurbaşkanımıza karşı halkımızın tercihinin farkındayız. Bu anlamda meydanların bize yine yetmeyeceğini
öncesinden beyan ediyorum inşallah. 10 gün göreceğiz diyorsunuz i̇nşallah. Aslında. İnşallah. Seçim bürolarından da bahsetmişken bizler sosyal medyadan ve haberlerden aslında görüyoruz ne kadar yoğun olduğunu. Sizler de akşamları oradasınız aslında. Sahadan sonra sabahları sahada akşam seçim bürosundasınız. Oradaki yoğunluk nasıl, talep nasıl? Şöyle söyleyeyim size. Şimdi bizi seven, AK Parti'yi seven, dava şuuru olan, dava bilinci olan insanlarımız cephede görev yerini, nöbet yerini terk etmeyen asker edasıyla seçim irtibat bürolarımızı terk etmiyor. Günün her saatinde hınca hınç dolu, resmen oturacak yer bulamayacak şekilde bir kalabalık içerisinde izdiham yaşamaktayız. Biz sahadan eksilmemek adına, sahadan düşmemek adına bizim gönüldaşlarımızı orada ağırlıyoruz. Kendimiz sahadayız. Sahadaki çalışmamızı bitirdikten sonra, ev ziyaretlerimizi bitirdikten sonra seçim irtibat büromuza geliyoruz. Seçim irtibat büromuzda vatandaşlarımızın varsa taleplerini alıyoruz. Bu anlamda geri dönüşler yapıyoruz. İlgili birim amirlerimize atıyoruz. Şu arkadaşımızın şöyle bir problemi var. Çözümü noktasında ne yapılabilir? O anlamda gerekli adımları atıyoruz. Ve bunun da çok verimli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü insanlar aslında seçim irtibat bürosunu sanki bir belediye binasıymış gibi, bir kurum binasıymış gibi, çünkü derdine derman bulabiliyor. İnsanlar birbirlerine yardımcı olmak için orada aslında adeta yarışıyor. Ki şöyle bir husus da var, onu da size söyleyeyim. Bizim seçim irtibat bürolarımız sadece seçimle ilgili de değil aslında. Hı hı. Dün mesela, dün yaşanan çok güzel bir şey aktarmak istiyorum. Birbiriyle böyle küs olan, dargın olan bir abi kardeş var dediler. Biz belediye başkanımızla ev ziyaretinden geldik. Ev ziyaretinden geldiğimizden sonra bize kapının önünde fısıldadılar. Böyle biri var. Ayrı ayrı taraflarda oturmuşlar, birbirlerinden habersizler. Sizden rica ediyoruz, bunları bir araya getirirseniz hayra geçer dediler. Betim başkanım dedi, hay hay dedi, ben bundan şeref duyarım. Biz kalktık, büyük abinin yanına gittik. Ya izah ettik kardeşin aslında ne kadar değerli olduğunu, kardeşin candan öte olduğunu, kardeş kelimesinin altının hiçbir şeyle doldurulamayacağını anlattık. Kendisi de bu anlamda bize hak verdi. Biz kardeşini de alıp getirdik abisinin yanına. Abisinin elini öptü, sarıldılar. Görmeniz gerekiyordu ya. Gerçekten. Bu kadar duygusal anların yaşandığı, bu kadar güzel gönül birlikteliklerinin yaşandığı seçim irtibat bürolarımız var bizim işte. Bu anlamda insanlarımız oradan çıkmak istemiyorlar. Böyle şeylere de vesile oluyorsunuz aslında. Evet. Son olarak aslında bizler de haberlerden gördüğümüz kadarıyla katılımlar oluyor AK Parti'ye, evet, bu süreçte. Çünkü diğer partilerden istifalar var ve AK Parti'ye yöneliyor. Geçenlerde de Gelecek Partisi'ne istifalar, evet, oldu ve, evet, sizler de rozetlerini takmışsınız. Evet. Onlardan, evet, da bahsedersek. Şöyle, şimdi biraz önce de söylediğim gibi AK Parti bir akademi. AK Parti kendi siyasetçisini geliştirdiği için, kendi siyasetini geliştirdiği için, vizyonunu sürekli güncel tuttuğu için, ki milletvekili adaylarının içerisinde sürekli adaylarını güncelleyip yeni yeni isimlerle halkın karşısına çıktığı için, yine aynı şekilde belediye projeleriyle, yeni yeni projelerle insanların karşısına çıktığı için insanların albenisini hep alıyor. Aynı şekilde insanların gönlüne temas ettiği için, zaten biliyorsunuz temamız da gönül belediyeciliği. Evet. Yani biz sadece beton örme yapılarla ya da parklarla ya da yapılan yollarla değil, biz gönül yaptığımız için insanlar bu yönde bize bir meyilliler. Kalkıyorlar, diyor ki ya ben belki yanlış bir partide siyasete başlamış olabilirim ama ben bu güzelliğin karşısında, bu çalışmanın karşısında, bu ahde vefanın karşısında ben AK Parti'nin yanında yer almak istiyorum. İnsanlara değer veren, insanlara anlam yükleyen bu siyasi faaliyetin içerisinde ben de bulunmak istiyorum deyip bizim partimize katılmak istiyorlar. Biz de biraz önce yine dile getirdiğim gibi AK Parti olarak hiçbir zaman bir kısmın, bir kesimin değil, halkın tamamının partisi olduğumuz için onları kabul ediyoruz ve onlarla bir bütün haline gelip rozetlerini takıyoruz ve bu süreçten sonra da onlarla beraber daha önceki yapmış olduğumuz çalışmaların üzerine katarak daha büyük bir yelpazeyle, daha büyük bir halk kitlesiyle çalışarak insanların emirlerine amade olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Aslında bu süreçte de gücünüze güç katıyorlar. Tabii onlar ki da siyasetin, tabii ki, içinden, tabii geliyorlar ki, çünkü. Teveccüh bu anlamda çok yoğun. Şöyle söyleyeyim size, yaklaşık olarak 2-3 günde bir katılımlar oluyor. İYİ Parti'den katılımlar oluyor. İşte atıyorum Gelecek Partisi'nden, oldu, evet, DEVA Partisi'nden katılımlar oldu. Geçenlerde genç gruplardan yaklaşık 100-150 kişilik bir grup katılım sağladı. Biz bu anlamda
dediğimiz gibi gönüllerin partisiyiz. Gönül yapmaya geliyoruz. Biz inşa ederiz. Bu anlamda inşallah Rabbim de bizi muvaffak eder işte. Umarız. İnşallah. Başkanım, programımızın aslında sonuna geldik. Son 5 dakikamız zaman diyebiliriz. Zaman nasıl çabuk evet, geçti. O kadar maşallah güzel geçti ki. Son döneme işte aslında ben şeyi söylemek istiyorum. Tekrardan Cumhurbaşkanı'nın gelişiyle ilgili, yarınki açılışınızla ilgili veya söylemek isteyip de söyleyemediğiniz her ne varsa burada dile getirirseniz buradan vatandaşımıza da her türlü seslenebilirsiniz. Öncelikle ben toparlayacak olursam, AK Parti gerçek manada bir akademi, AK Parti bir davaya hizmet ediyor. Bir siyasi parti tabelasından ibaret değildir. AK Parti gönülün işidir. AK Parti insan işinedir. İnsan için siyaset yapar. AK Parti insanların hizmetini yerine getirebilmek için siyaset yapar. Bu anlamda kendi siyasetçisini kendisi yetiştirir. Bu anlamda siyasetini kendisi geliştirir. Biz AK Parti'nin bu çağrısına bütün halkımızı, bütün partileri davet ediyoruz. Biz katılımların artarak devam edeceğine inanıyoruz. İnanıyoruz ki bu katılımlar, bu birleşmeler 31 Mart gecesi bizim zaferimizin daha da yukarılara çıkması için inşallah bize güç ve kuvvet olacaktır. Aynı şekilde ben de sözlerime son verirken yarınki yapacağımız ofis açılışımızın, seçim irtibat büromuzun açılışının saat 17'deki açılışa bütün Şanlıurfa halkının tamamını, Karaköprü halkının tamamını davet ediyorum sizin kanalınız aracılığıyla. Yerini yine tekrar aynı şekilde belirtirseniz. Şanlıurfa ili Karaköprü ilçesi Atakent Mahallesi Diyarbakır yolu üzeri. Bu şekilde akşam saat 17'de. Bütün halkımız davetlimizdir. Gelmelerini bekliyoruz inşallah. Aynı şekilde 9 Mart saat 13'te seçim miting meydanımızda Tayyip Erdoğan beyefendi reisimizin katılımlarıyla gerçekleşecek olan mitingimize de yine halkımızın tamamını davet ediyoruz. Bu anlamda halkımızın teveccüh göstereceğinden eminiz. Biz diyoruz ki çıkın çıkın gelin, reisimizin Şanlıurfa'ya verdiği değeri, Şanlıurfa'ya getireceği projeleri, Şanlıurfa'ya vereceği müjdeleri ilk siz duyun. Buradan da vatandaşımıza seslendiniz. Eyvallah zaten. Başkanım çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Tekrar bizi ağırladığınız için, bize halkımıza hitap edip halkımıza ulaşabilmemiz için, imkan sunduğunuz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Bir Gündem Özel programının daha sonuna geldik. Sizler ekranlarınızın başından ayrılmayın. Ferhat Özer'le Yüzde Siyaset programı hemen ardımızdan başlayacak. Tekrardan iyi akşamlar diliyoruz.